Selamlar, ben Simih. Bugün arkadaşlar oyundaki son lige, yani nihai şampiyon ligine kasacağız. Ve kullanacağım dese gerçekten çok güçlü olan bir bininci destesi. Eğer böyle bileğinize güveniyorsanız, gerçekten çok iyi oynuyorum diyorsanız ben bu desteği size öneririm arkadaşlar. Bir de arkadaşlar 2 saniyenizi ayırıp videoya beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum gerçekten. Evet, rakibimiz koçbaşı köprü spam destesi kullanıyor. Büyük büyüsü olmadığı için silah şurumu çalıştıracağım. Evet, sol tarafta arkadaşlar büyülü okçuyu deprem artı tomruk kombosu öldürüyor. O yüzden sürekli büyülü okçuya deprem artı tomruk atmanız lazım. Ah, barbar aradan kaçtığı için maalesef bayağı bir hasar yedik. Ama sıkıntı yok. Evet, resmen havaya bir barbar vali attı. Arkadaşlar bence rakibin maç boyu yapmak istediği şey ne olacak biliyor musunuz? Yakın menzilden girmek, hayalet, haydut, elit barbar. Büyülü okçuyla da vurabilir kulemize. Ne olur kulemde patlama. Çevirmek çok zor olur. Güzel. Adamın barbar vali olduğunu bildiğim için isketleri atarken korkmadım. Eyvah, biraz hasar yiyeceğiz. Birinci attım çünkü elit barbarı bu sefer elinde değil. Evet, çok güzel. Arkadaşlar eğer 2x'e girecekseniz birazcık daha agresif oynayabilirsiniz. Gene aynı hatayı yaptı. Büyülü okçu basabilir köprüden, o yüzden iskelet basacağım. Deprem artı tomruk kombosu yapabiliriz bence. Çok iyi. Büyük büyüsü yok zaten, arkadan silah şöyle çıkabilirim. Sola bir paket. Çok zor bir maç ya. İki kulemin canı da eşit arkadaşlar ama gerideyim. Hani birinci attığımda daha fena üzerime geliyor kar toparladığı için ve birincim benim kuleye vuramıyor. Büyülü okçu atabilir de silah şu önden atıyorum. Bu çok kritikti arkadaşlar, bunu tutturmasaydık kaybedecektik. Birinci attığımda elit barbar elinde olmaması lazım. Gene de atıyorum birinciyi çünkü ikincisini çevireceğim. Eğer bir kartla giremiyorsanız, desteniz hızlıysa hemen döndürün arkadaşlar o kartı atıp. Şu an mesela binicim geldi ve elinde elit barbar yok. Ama kraliçe yüzünden binici atamıyorum şu an. Oo, ne oluyor? iPhone'un en sevmediğim özelliği az önce oldu. Adam zeki çıktı bizden, elit barbarı yok diye kraliçeyle biniciyi savunmayı başardı. Kırk saniyemiz kaldı. Bir şekilde sol tarafa vurmalıyız. Yine vuramadık. Oh, kreç öldü. Hadi elit barbar yok elinde, vur. Hadi birinci vur. Vur. Oh, çok iyi. Bir tane daha binici. Çok yakın maçtı arkadaşlar. Hala inanamıyorum nasıl yendik. Ah, çok iyi.
Nihai lige kaldı 2 maç. Evet, ikinci maçımızda karşımızda Juninho BR diye birisi var. Bize bol şans diyelim ve birinci first play yapalım. Bazı arkadaşlar bana kızıyor, niye first play diyorsun, Türkçe söylesene diye. Oyundaki bir terim bu arkadaşlar. Hatta kısaltması FP deniyor. Muhtemelen mezarlık kullanıyordur. Mezarlığı deprem artı tomrukla çok rahat savunabilirsiniz. Evet, silah şurumu güzel değer kattı ya. Şu anlık maç hakkında bir bilgim yok çünkü destesini önce öğrenmemiz lazım. Hani ben anlamadan size ekrana koymayacağım arkadaşlar. Hani rakibin destesini koyuyorum ya, böyle bir şeye başladım. Ben anladığımda size koyacağım yani videolarda, öyle söyleyeyim. Evet, güçlü madenci özelliğini basması mantıklı olur. Tamam, birinci atabiliriz bence. Tamam, kıvılcım. Dev kıvılcım oynuyor. Ne yazık ki ben antiyim. Yani onun için çok yazık çünkü paket en büyük antilerden bir tanesi kıvılcıma karşı. Ama tek başına paket yeter mi onu bilmiyorum. Evet, mezarlık atarsa da depremim hazır bu arada. Ama mezarlığı yoktur herhalde. Hop. İskeletin zamanlamasını yanlış attık. Eyvah. Hemen toparlamak için biniciye attım. Hazır silah şörümüz de var. Adam biniciye karşı hiçbir şey atamıyor ya. Sanırım bayağı bir antiyiz. Hemen bir paket özellik basma. Evet, güzel gidiyoruz şu anlık. Mezarlık olduğunu zannetmiyorum artık. Yapmamız gereken şey paket atıp durmak kıvılcıma karşı. Evet. Şöyle depremi atayım. Çünkü erkenden bomba kulesi atmak istemiyorum. Ölüyor ya yavaştan. Niye deprem attın der gibi soru işareti attı ya. Niye deprem attığımı belki anlar sonra. Hemen bir tomruk kalkanı kırmak için. Paket orayı dağıtır. Şarjını alsın kıvılcım. Deprem yavaşlatır. Tomruk. Of. Hemen bir soru işareti atalım. Evet, kıvılcım atacağını bildiğim için biniciye hiç tenezzül etmedim. Zaten öndeyiz. Gene zor bir savunma yapalım. Büyük büyüsü yok diye gene silah şur çalıştırıyorum. Kıvılcımını yalnız bıraktı. Peki. Şimdi binici attığımda elinde hiçbir şey olmayacak. Zaten çok zayıf biniciye karşı. Hazırsanız bitirici hamleye çok yakınız. Evet, şu an bitiremeyebiliriz ama sonra bitireceğiz. Bir binici daha, zaten tutamıyor. Evet, bu sefer ben antiydim, bakın kabul ediyorum. Hemen son maçımıza geçelim. Evet, karşımızda IRYZ var. İki maçta yaptığımız iki maçta videodaki ikisinde şöyle bir şey vardı. Rakipte büyük büyü yok diye fark ettiyseniz silah şurun üzerine gittim. Silah şur attım, gıcık oldular. Şöyle bombayı bırakıp sol salınalım. Leri nereye gidiyorsun? Ha, meğersem Leri taktik yapıyormuş. Prenses olmak için kendini feda etti ya. Helal olsun Leri'ye. Evet, gene önde başladık. Adam dev çift prens oynuyor gibi duruyor şimdilik. Çünkü iki tane prens olan genelde bir tek dev çift prens var. Evet, deprem atarak biraz daha pekiştiriyorum. Çünkü binamı erken atmak istemiyorum. Siz de binanızı birazcık daha geç atın, atabiliyorsanız. Evet, şu an erkenden atsaydım fazla dayanmayacaktı bomba kulesi. Bu durumda silah şur atabilirim. Madenci atarsa korurum. Ama şu an iksir yok madenci. Eğer varsa desisinde. Gene efsane çalıştık. Şu silah şur oyundaki en iyi kartlardan bir tanesi olabilir mi? Şimdi burada biniciyi de basalım. Yanında iki tane kart var ya, kontra atak fırsatı vermeyebilir. Evet.
Arkadaşlar şimdi iskeletleri her zamanki yere değil, başka bir yere atacağım çünkü tahmin edebilir. Oh, rakibinizin bir sonraki hamlenizi bilmesine izin vermeyin. Bunlar hep küçük detaylar ama maçın gidişatını tamamen değiştiren küçük detaylar. Bir şey yapacağınız çok barizse o şeyi yapmayın. Çünkü tahmin edebilir. Evet. Havalı bir hareketti değil mi? Bence de. Gene deprem attım. Çünkü iksirimi kullanacak bir şey bulamadım. Bomba küresini erken attım. Çünkü ikincisini döndürebilirim. 2x'teyiz. Silah şurumuzu atalım. Onu da döndürebiliriz. Destemiz hızlı. Hemen güçlü madenci ile keselim devi. Çünkü elektro büyücüsü falan yok ya. Bir şey yapamıyor güçlü madenci. Yine slasher. Dev mi geliyor yoksa? Hemen paketi döndürdüm. Yapıştıralım paketi. Adam kuleme dokunamadı. Yeni slasher çevirdim. Yeni slasher çalışıyor çünkü. Hop, bombayı bırakalım. Bir daha taş çıkalım. Prens yok elinde. Adam hala kulemize dokunamadı. Artık depremle ben bitiririm bu maçı. Ama lütfen kuleme dokunmasın. Adam artık son denemelerini yapıyor. Hata yapmazsak kazandık zaten. Evet, 3 tane deprem atsak kazanıyoruz. Bu arada bazıları sorabilir, depremi niye şuradan atıyorsun diye. Sorabilirsiniz. Arkadan kart atarsa onu da vursun diye. Veya rakipte kulübe varsa siz ortaya doğru da atabilirsiniz depremi. Faydası dokunur eninde sonunda. Bir maçta tutar. Alışkanlık haline getirmekte fayda var bence. Yine bir deprem. Hayır ya, kuleme dokundu. Alev topu da varmış. Ona rağmen silahçıları bu kadar çalışmış. Evet, nihayet çıktık. Hadi bakalım. Ve evet, nihayetin kapısı bize açıldı. Zafer oranım çok düşük zaten. Bunu ben tahmin etmiştim. Ciddi kasmadan önce bayağı bir deste denemiştim. Yeni metada ne yapabiliriz diye. Ve böyle iğrenç bir skor olmuş. Sınavdan düşük almış gibi hissettim. Evet, sıramız 209 ama çok rahat kasarız. Bir sonraki videonun konusu da bu olsun o zaman. Evet, baktığınızda tabloda buralarda bir yerdeyiz. Rahat kasarız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok eğlenceli bir videoydu bence. Döngü bilinciyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saat 17'de görüşürüz. Hoşçakalın.